Mevzu şu. Allah'ın dışında yaratılan alemler cemine şeceri hilkat deniliyor. Yaratılmış ağaç. O küllidir. Onu bir cüzide cem etmiş insanda. İnsanda cem etmiş. Şeceri hilkat kabukaysanın hariç mi Hasan Hariç değil kardeş. Allah'ın dışında ne varsa, ne dışında varsa. Tabi canım. Kabuk kalpsen imkan ve vücub ortası. Allah var ya. Allah var başka bir şey yok. İmkan vücub denilen bir şey yok ya. Yani. Hepsini e, mesela göstereceğim o kabuk kalpsen hepsini. Allah'ın dışında Allah karar verdi. Ben e, esma ve sıfatlarımın iktizalarını yap, yaratacağım. Bu yaratmayı Allah'ın adeti bir çekirdek yapar. Sonra onun üzerine ağacı bina eder. Ağaçtan çekirdeği sağmaz çekirdekten ağaç yapar hep. İlk önce nuru Muhammedi yarattı. Sonra oradan infilak ettirdi. İşaret-i Cazda diyor. ilk önce bir nuru yarattı diyor. Sonra infilak ettirdi böyle. Oraları anlamak iki yolla mümkün. Ya orayla kendini tanıyacaksın veya kendinle orayı tanıyacaksın. Bu ne işimize yarayacak? E, tefekküründe oturma olmaz ki. Hep ezberden konuşuyoruz. Arş da arşı azam aynı yaptın. E, Ustad farklı kullanıyor. E, arş da azam. Dağlar kadar fark var yani göreceğiz. Dağlar kadar fark var. E, şimdi tefekkür edilebilmesi için doğru zeminde doğru malzeme. Bak doğru zeminde doğru zeminde doğru malzeme doğru yöntemle doğru bir haletle dört tane şart lazım ki onu çözesin. Arşı anlamak için bizdeki karşılığı nedir? Arş-ı anlamak için bizdeki karşılığı nedir? Lef-i Mahfuz'un anlamak için bizdeki karşılığı nedir? Bak ortada insan görüyor musunuz? Bak ortada insan. O şecereyi şu duvardaki şu mouse gözüküyor mu orada? Ha bak burası kesilmiş böyle. Ya kim sordu dünya? Hoca sormuş. Bu biraz şirk değil mi diyor. Allah'a mekan verdi diyor. Yani oraya diyor mayeti zati yazdınız diyor Allah buradadır diyor. Yazdınız ya mayeti zati Allah buradadır. E, kağıda da Allah yazıyorsun. Allah orada mıdır? Nüfus kağıdını Hasan yazını. Hasan orada mıdır? Belirlemektir ya, anlamak içindir, ilimdir. E, Kur'anı kağıda yazdık. E, Kur'an mahluk mudur? Kuranda Kur Allah yazıyor. He yani. <laughs> tabii. Kuranda da Allah yazıyor. En Allah ben Allah'ım diyor. Yani şey değil yani nasıl medrese bitirmiş, tilloyu bitirmiş insanlar böyle de sorabiliyor. Hayret ediyorum yani. Yani ki o sorulabiliyormuş yani. Bu insan ortada görüyor musunuz? Neye benziyor? En dış tarafta buz yok mu? Ama onun yata eden sudur. Buz suyun sıfatıdır. Buz suyun sıfatıdır. Su kapsar. Buzu da kapsar. Ama yok ortada. Suyu H2O kapsar. O da yok ortada. H2O'nun arkasında ben hep Risale'de söylüyorum bunları. Hidrojen yanıcı, yakıcı. Müvellidül ma, müvellidül humuza. Ben Türkçesini söylüyorum. Oksijen, hidrojen. Bazıları diyor ki fen gibi konuşuyor. Bir şey konuştuğum yok. Sonra daha arkası kuvvettir diyor. Türkçesi enerji. Fizikteki adı. Daha arkası esir. Daha arkası yani kuantum fiziğine girmiyorum çünkü kuvvetin içinde. Esir. Daha arkası maddi hayat. Daha arkası aynı hayat. Ondan sonra daha arkası nedir? Z zat ve cevherdir. Yok daha. Geleceğim. Zat ve cevherdir. Ruhun cevherdir. Cevher. Böyle kaba taslak anlatayım sonra göstereceğim. E, cever. Yani kanuniyet. Daha arkası Nur-u Muhammed. O Nur-u Muhammed'i çekirdeğin adıdır. Çekirdeğe, çekirdek diyoruz ya, çekirdek yaprak mıdır? Değildir. Çiçek midir? Değildir. Hepsi içinde. Çekirdek. Nur-u böyle bir şeydir. Ama dışa vurduğu zaman meyvede sağdaki meyve sen, ağacın ilk çıktığı zaman ilk çıkan meyve birinci asır insanları ağacın. ikinci dalı, 14 tane dalı var yukarıya doğru böyle katmanı var. 14 asır hepimiz varız meyve. Meyve insandır. Meyve insandır çekirdekten ilk çıktı. Bunu eğer kesik yaparsak görmek ister. Yani insan en diş kabuğunda gibi gözüküyor ama buraya kaçırmamanızı altın çizmek istiyorum. Buz en dışarıda gözükmesinin sebebi biz dışarıdan bakıyoruz. Oysa su kapsar şey buz kapsar gibi gözükürken aslında kapsanandır. Yani nasıl anlarız kapsadığını mantığı şudur. Buzdan suyu çıkar. Buzdan suyu çıkar ne kalır? Buz kalır mı? Ha, demek ki su buzu kapsamış Peki e, su, sudan buzu çıkar su vardır Çünkü bu suyun bir sıfatıdır buhar kar dolu yağmur nem suyun sıfatıdır Sudan bunları kaldır Bunlar olmamış kabul et buz donmamış kabul et su gene vardır Evet şiddeti zorundan su gizlenmiş ama Zahirde bu suyu kapsar gibi gözükürken su buzu kapsar Nasıl anlarız? Cevher midir, araz mıdır? Şöyle anlarız. Bir şey cevher midir, araz mıdır? Ona takılmış mıdır, asıl mıdır? Bir tanesini kaldır ortadan. Buzu kaldırırsak, su hala var. Buz sıfattır, sıfat kaldırırsan suya dönüşür. Su duruyor. Ama buzdan suyu kaldırırsanız, Fatih, buzda kalmaz. O zaman su cevherdir. Buz arazdır, takılmıştır. sudan h kaldır, Hiçbir şey kalmaz. Enerji böyle gidersiniz. Ama ey şiddeti zuhurundan ve azameti kibriyasından tesettür etmiş zatı akdes. Şiddeti zuhurunda mesela usta diyor ki e, Temmuz Ağustos yani yazın şiddetinde güneş gözükmez semada. Şiddeti zuhurundan kendisini gizlemiş. Buzda da böyle. Su e, kendisini buzda gizlemiş. Yani e, buz aslında donmuş sudur. Öyle mi? Buz aslında donmuş sudur. Su aslında h odur ee, enerji h odur Esir h odur Esir enerjidir. Maddi hayat e, esir şeydir. Esirdir. Aynı hayat maddi hayattır. Hayatın zatları ve cevherleri ise aynı hayattır. Nerelerden geldiğini göstereceğim. Yani bu şey otursa ama zahirde bu gözüküyor. Asıl değildir, arazdır. Ona takılmış sıfattır. Şimdi bu duvardaki yazıyı göstereyim size. Şey, şekil bak şu mouse'u görüyor musun? Bak burayı ben keseceğim. Zahirde insan en dışarıdadır. Kainatın en dışındadır. Alemi şehadet en dışındadır. Al i zatiye çıktı dışarıya, Şunat-ı şu, zatiye çıktı dışarıya, sıfatı zatiye çık dışarıya, sıfatı subutiye çık dışarıya, esma çıktı dışarıya, nur-u muhamedi, kainat çıktı dışarıya. En son insan. Kainatı meyvesi. Zahide en son gibiyken aslında her şey onu kuşatmıştır. Aha bak adam içinde. Biz aslında neyiz? Şimdi bu su ilişkisi gibi gidelim. Buzdurama sudur. Ben et ve kemik gözüküyorum ama esmaların cil ve cema nakı sanatıyım. Doğru mu? Doğru. Gir içeriye, gir içeriye. İradeyle iradem, aklımla ilmini, hayatımla hayatını aslında ben Allah'ın subutu sıfatlarının dışa vuruşuyum. Tamam. Ee, subuti sıfatlar sıfatlarda zatı sıfattan çıktı. Aslında vücut, bekâ, vahdaniyet, muhalefetün, lilavadis vs. Aslında ben zatı sıfatın dışa vuruşuyum. Ama kendisini zatı sıfat, subutu sıfat ve esma ve cilve cemal nakı sanat olarak gözüktü. Peki daha arkaya git. Ben zatı sıfatın dışa vuruşuyum ama aslında şunat-ı zatenin dışına dışa vuruşuyum. Şunat-ı zateniydi. Ustad kendi söylüyor mektubatta. Şefkat-ı mukaddesi, muhabbet-i Var ya böyle şefk, şefk vesaire o. Ee, bunu böyle e, usul bakımından, yöntem bakımından, formül bakımından bilirsek adım adım ne işine yarayacak? Kardeşim, kendine bir yöntem geliştirerek doğru malzemeleri doğru yerde kullanırsan Risale-i Nur ile aşarsın. Boyutlaşırsın. Havanda su dövmek gibi oku oku 20 seneden beri okusan da aynı yerdesin. Korunursun tabi namaz niyazında ama halet ülfet sarmalar. Yeni arayışlara girersin. Acaba tasavvufa mı yapayım diye giden kardeşler var. 22 defa külliyatı bitirdim aldı. Ben de arayışa geçtim. Niye? Çünkü yöntem bilmesen aynı yerde olursun. Bir böyle çevir, bir böyle çevir, bir böyle bir çevir. Terakki olmaz. Peki ne yapacağız? Ne? Yöntemle, yöntemle Risale-i Nur'u çöz, çözdüğümüz kadar çözülüyoruz. Çünkü kainat ve insan, Kur'an ve İslamiyet dördü aynı. İnsan kainatı suhradır. Kainat insanı kübradır. Tamam. İnsan kainattır ama görecek kainat şeceri hilkat değildir. Kainatla şeceri hilkat tabirini bilmese gene tefekkür koyamayız. Miracı anlayamayız o şekilde yani. Tabir var başıyla 29. sözde şeceri hilkattan teşavvuf etmiş silsile-i kainat. Evet. Aynı. Bak Allah razı olsun. Çok güzel. Bak, bak yerine oturdu. Yani şeceri hilkatten teşavu etmiş. Çıkmış. E, Kainat da şeceri hilkat aynı yaparsak aynı olur olur birbirine girer. E, birbirine girer. şubeler diyor yani. Evet, Kainat şube. şube. Teşavvuf etmiş. Teşavvuf. Et. Onu sayfayı şapsar mısın? Bu, bunu onu da. Yani şimdi bunu gördünüz ben gösterme kaba Sonra tek tek anlatacağım. O alemden bize ne takıldı? Bak. O iyi anlamak için ya buradan orayı veya oradan burayı tanıyacağız. Ama en kolay oradan burayı tanıyacağız. Çünkü bunu keşfetmek zordur. Allah'ı tanımak kolaydır. İnsanı tanımak zordur. Allah'ın peygamberi var. Allah'ın kitabı var. Allah'ın kainatı var. Eseri var. Bizim ne peygamberimiz var? Kendimizi tanımlayacak dışarıda ne de kitabımız var. Ne de bir şeyi halk etmiş eşyamız var. Buldurma. 530 sözler 530. Ee, 530. Okuyayım mı Otu, oku abi. Kainatın bir nüshay müsaharası olan bir şeceri izi hayat tahrik ve inhaldan başını kurtaramaz. Öyle Hı. de şeceri hilkattan teşavvuf etmiş olan silsili kainat tamir ve tecrid için tahrikten dağılmaktan kendini kurtaramaz. 29. söz müdür? 29. söz. Aferin. Maksat, İyi ezberlemiş. Aferin. Tebrik ediyorum. Şimdi bu... Tebrik tamam. Şimdi bunun kesitini yapacağım abiler. Şu insanı buraya koyacağım. Aslında kesitte insan son gözükürken bütünlük göresiniz diye söylüyorum. İnsan içeridedir. Endişeliden insan yoktur. Yani şöyle bak. Ben ben gözükürken aslında beni kapsamış gömlek, atlet, beden. Birbirine giydirilmiş. E, ruh'tur ama e, en gözüken gömlektir ama e, ruh ile kıyam bulur hayatta kalır var olur insan. Gözükmüyor ama aslında ruh beni kuşatmış. Çünkü boş çuval ununu boşaltırsan boş çuval olur. Ayakta durmaz. Beden diyor hayatla nurlanır, hayatlanır, vücut bulur. Tamam? Süre hakikate istinad eder medet alır diyor. Tamam? E, şimdi e, zahirde insan son gibi gözükürken meyvenin sonu aslında her şeyin başı. Şimdi bu kesiti yapayım öteki kestim şu bir kesit büyütüyorum. Fatih gözüküyor mu abi orada? Bak şöyle. İnsan hem alaya gidebilir hem esvele. Sonuç meyve. Ha. şimdi insan yaratılış hücresinden çıkıyor. Ama bu insana bakın neleri taşıyor. Onlara gireceğiz. Yedi kat bizde karşılığı ne? Alemi berza. Görüyor musunuz? Bak abi. Emrikün feykün. Böyle gel. Nefis nerede takıldı? Ruh nereden takıldı? Akıl nereden takıldı? His nereden takıldı? Vicdan nereden takıldı? Ruh ceveli nereden takıldı? Nuru Muhammedi nerede takıldı? Sırı insan nerede? Kal? Hepsini beraber göreceğiz. Yani ama 40 senelik meyveyi işte beraber olmanın güzelliği işte. 40 sene uğraşmayacaksın. Her uğraşana da verilmiyor. Ama 40 sene uğraşılıp verileni sen baş, kafama basacaksın çıkacaksın. Başka daha ileriye. Aynı şeyle meşgul olmayacaksın. E mesela usta şöyle diyor. 10 haşiri anlamak için 15 sene medrese eğitimi gerekiyordu. Arapça, yan söyle, ne Usta diyor ki kısa ve selameti kısa bir yol. Şimdi artık 15 sene Arapçaya zaman vermeyeceksin. Sonuç sonuca varılmış. Sonuca varmak için ben niye şey yapayım? Türkiye mesela e, onlara yetişmek için e, mekanikle mi şimdi? tornayla ile mi uğraşacak? SİHA yaptı, İHA yaptı. İnsan hariç yapıyor. Yani sonuçtan başlıyor. Onlar bu süreçten geldi teknoloji diye. Onların başlangıcıyla başlamak ahmaklıktır ya. Sonuçta yapacağız. Şimdi nereden ne takıldı? İlk önce vacibül vücudu tanıyacağız abiler. Onu tanıyalım. Burayı bir e, şey karşılıklı bir görelim. Bak burası. Abi şeceri hilkat haritası bu. Şimdi bu siyah niye konmuş? Siyah mayet zatı. Allah Resulü'ne sormuşlar ki Allah kainatı yaratmadan önce ya Resulallah Allah neredeydi? Niye bu soruyu sorabiliyor? İnsanın aklı ilişki ve çelişkilerin aleti olduğu için Sebep sonuç ilişkisine mahkum olduğundan sebepsiz, ilişkisiz ve çelişkisiz bir şey düşünemez. Buranın aleti yani e, termometre sıcaklığı ölçüyor diye basıncı ölçemez. Bu alettir diye her şeyi şey yapamazsın. Mesela bu süt kaç metredir süt veya bu salon kaç litredir olmaz kardeşim sütü litreyle mekanı da metreyle ölçeceksin. Bu akılın sordu ama Allah Resulü ne demiş? Amadaydı diyor. E, aklın, ruhun her şeyin ötesindeydi. Yani amayı benim anladığım. Ondan sonra orada kalıyor. Amayı siyah yaptım. Neredeydi? Ama. Yani buraya çizdim diye o zatın dediği gibi mayyeti zaten o ekranım, <laughs> ekranımda değil. Ya. İlim yapmak için orada. Tabi de ama bazen böyle latife yapacağım. Sorulduğu için böyle insan öğrenme niyet oldu mu her şey vesile olur. ...tenkite şey yaptı mı... ...her şey bahane olur... ...şimdi manyeti zatiye... E, ...bilinmiyor... ...bunun hakkında hiçbir bilgi yoktur... ...Allah Resulü'nün hakkında... Hakkı, ...bunun hakkında şöyle demiştir... E, ...yine kendini en iyi bilen... ...yine sensin demiş... ...bilinmiyor... ...o yok... O bilin ...bir şey diyeyim mi size... ...hani Kur'an vasıtasıyla ilim aldık ya... ...merkez Kur'andır ilim... ...çünkü kelamdır ya kelam sıfatı... ...neyi tazamun etmiş gelmiş 430 sözler... İlim, irade, kudreti tazamun etmiş kelam. O bizim Kur'an vasıtasıyla aldığımız ilim, konuştuğumuz her şey, bu konuştuğumuz var ya, Bismillahirrahmanirrahim'deki o Allah da dahi, Rahman, Rahim de da dahi, esmadaki Allah, sıfattaki Allah'ı bilmiyoruz ki. Peki şey dedi mesela mı? Bunu anladık mı? Ondan sonra sor. He? Bizim şu andaki bütün sıfattaki ilmin... Allah derken, sana yani sıfatta, sıfıtı sıfatta Allah ismi şey var Sıfat var mı? Ama esmada Allah var değil mi? İsmi canlı yani. Evet. Ma şeye bak bakalım. Sıfatı zatiyede Allah ismi var mı? Allah, vücut, beka, vatanet. Zati isimlerinden var. Ha işte. Allah. Ne var orada? Zati isimlerinden samet sayıyor ya. Tamam. isim bu gene. Ama yani. Sıfıtı sıfatta böyle bir madde. Vücut, beka, vatanet, muhalefin. Böyle bir şey var Yok. Yok. İlim burada yani. İlmi esas yaptık. Şimdi İbrahim sorar. Mesela peki Rahim ismi işte şefkate bakıyor. Yani. Normalde anne hani şefkat için. Ha o dışa vuruşu. Yani mesela şefkati mukaddesi. diyelim ki sen kediye ayrı bir şefkatin var, manaya, kardeşlere, eşyaya vesaire. Yani kendisini dışarıya gösterir. Mesela nasıl gösterir? Yöntem işte bu çok önemli. Bir şey külliyatta lemalarda böyle geçiyor abi. Mektubat'ta böyle geçiyor abi. E şöyle şu sebebi şu niye farklı gibi gözüküyor? Her şeyin ama her şeyin bir sureti var. Suret arkasında o sureti insana bağlamış kanuniyeti var o şeyin, o suretin. Suret eylemdedir, kainattadır, bizim görünüşümüzdedir, davranışımızdadır. Suret gözüken, bilinen, bu suret. Onun insandaki karşılığı yazılımı, insan aslı ya onun, ona kanuniyet denilir. Bu suret ve kanuniyetin de aslı, suret hakikate istinad eder, esma-i ilahiyelerdir. şey sabit etun. Eşyanın, her şeyin hakikati es esma-i ilahiyedir. Tamam mı abi? Her şeyin bir sureti var, gir içeriye kanuniyeti var, kanuniyet insandadır, yazılımı. Geçen yapmıştım köpek misali gibi, dışarıda köpektir, içeride durmayan, hırçın saldıran bir his var onu nasıldır görmek istiyorum ya Rabbi. Bak diyor o, o isim dışa vuruşu köpek. Yani hayvanların sıfatı, hayvanların sıfatı bizden ahsedilip yaratılmış. Yani dışa vuruşumuzdur. Kendini tanıma kolaylığı olsun diye bir mevcudat yaratılmış. Hizmet onun için yapıyor. Şimdi mahiyet zatiye karşılığı yok. Sonra kendisini kendisini şunat-ı zatiye ile ifade etti. Mahiyet-i zatiye. Oradan çıktı. Ama e, çıktığı yere benzemez hep örnek veririm. Bak bu mouse benden çıktı. ilmim, Benden sonradır. Ben bundan önceyim. Ben yaptım diye beni işaret eder, bana işaret eder, vasfımı anlatır. ilim sahibidir, düşüncesiz var. Gözü var ki bak farklı renk koymuş. Der ama göze benzemez bu gözün eseri göz değil. İşte şunat-ı zati de mayyet-i zati değil ama oradan çıktı. Maus benden çıktı. Ben bağ diyor zaten. Evet. Esma sıfattan sıfat şunattan Çok <laughs> birkaç yerde söylüyor. 22. sözdes var. 24. mektup asıldır orası. Ee, şeyde de var. 24. sözde de var. Şunat. Kabatas'ta içerisine girmiyoruz. İlk önce mahiyeti şey vacibul vücut Allah'lık alemini böyle şey yapalım. Bizdeki karşılığıyla sonra şey yapacağız. Sonra şunatı e, şunat-ı zatiyeden sıfatı zatiye çıktı. Sıfatı ı e, zatiye. Sıfatı zatiyeden sıfatı ı sıbutiye çıktı. Sıfat-ı sıbutiyeden esma-i zatiyeler çıktı. Abi bir Sor. Daha. mesela bunların her biri mesela diyelim ki sıfatı zatiye e, esbab olabilmesi için esmalar olmuş Gibi. Evet. evet. Ondan sonra aşağıyla iniyor. Yani normal perde perde gidiyor yani. Evet. Mesela şöyle diyor ki kainat diyor esma ilahi aynadır. Kainat aynasında esmalar gözüküyor değil mi? Böyle diyor. Evet. Esmayı anlatan yerde. Bak şu ayna kabul et. K kainat Esmaları aynadır. Şu ayna mı abi? Ben de aynaya geçtim. Bakıyor muyum? Ayna başka. Ben başka. Aynada gözüken başkadır. Başka bir vücut yani. Kainat ayna ise. Bu aynada esma gözüküyorsa. Kainat nedir? Yani e esma, ba ayna bana aynadır. Benim aynam karşımda. Ben ayna değilim. Ayna beni gösteriyor. Kainat sıfattır. Sıfatın donmuş halidir. Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini mahiyet ilmiyeye söner. Vücut ilimden vücut hariciye çıkarır. <laughs> Sıfatlar <laughs> esma var Yani aynalar, yani gözüken, bu taraf ya aynada esma gözüküyorsa ayna gözükenin ötesindedir. Gözüken esma ise gözükmenin sıfattır. Peki nedir o kainatın sıfattır? Kudretin kudret sıfatının bir cilvesi olan kuvvetini o yazılıma sürer. Vücud ilimden vücud hariciye çıkarır. Yani, yani, Telefonunu kapat. Tamam kapat. Kim olursa olsun. Bizim dikkatimiz çekiyor. Tabii ki bir Yani kitap ya, olmasını Evet vermesi. Yani böyle kapat. Gidelim detayına girmeyeyim. Şimdi bu vacibül vücut denilir. Bu Allah'lık alemi abiler. Şu Şurayı böyle ben indireyim. Ha şurası Allah'lık alemi. Şöyle. Hiçbir şey karıştırmadan biraz da indireyim. E bu. Buna vacibül vücut. Zatı vacibül vücut. Vacibül vücut değil. Vacibül vücutta zatı vacibül vücut dağlar kadar fark var. Burada vacibül vücut için bir yer tayin edilebiliyor. <laughs> yok yok. Yani anlamak için. Ha. Böyle. Allah nedir? mesela çalışıyorum ya vicdan projesine. Şimdi bugün bir şey yazdım. Niye vicdan filozoflar, din alimleri, ilmi kelam, tasavvufçular, cılar cılar niye farklı farklı vicdan anlatmış? Yani akşama bak saat kaç? Üç mü? Akşama buna ve başım at ateş atıyor. Bak. Ne buldum biliyor musun? Bu kadar, bu kadar, bu kadar basit. Diyeceksin ama bunu yazdım bu kadar yazabildim. Ama niye farklıdır diye soru sordum. Yola çıktım. Niye Gazali farklı söylüyor, Zemahşeri farklı söylüyor, Sekkakı farklı söylüyor, İmam Azam farklı söylüyor, e, i̇bn Sina farklı söylüyor, Fa Farabi farklı söylüyor. Yani filozoflar niye herkes vicdanı farklı söylüyor ya? Nedir ya? Niye ihata edilmiyor? Bununla ile alakalı olduğu için söyleyeceğim. Al, bununla, bu vicdanla bununla tanıyacağız. Vicdanı bir sistem hakkında herkes bunun hakkında konuştu. Bunun hakkında vicdan nedir, mahkemedir, hakimdir, haşir medanının örneğidir dediler de dediler. <laughs> Bütün söylemler yeni bulduğum bir şey. Bu sistem için demiş. Bir zat çıktı ve beyler dedi. Durum bu. Bunun hakkında söylersiniz de söylersiniz ama bunu tanımlayamazsınız dedi. O çıkan zat Bediüzzaman. zaman. Bunu diyor tanımlamak için karpuz gibinin yarın. Bunun için yiyle de vicdan hakkında söyledin sistem. Ha, yar içini dedi. İçinde bir yardı bu. Asıl imamı ya. İrade var. Ha, yani vic, vicdan işte mahkemedik haşir meydanındaki hakim gibidir, koridordur, doğruluk mengidir, ölçüdür. aklın yaptığı hataları akla ikaz eder, aklın aklıdır. Bir sürü şeyler söylenmiş. Meğer nereden de? Bu suret. He? Bu suret. Bu suret. Ve düzen çıktı dedi ki, vicdanın içi beyler dedi. Durun bir dakika. Bunun içerisini olmadan bunu hakik hakikatin anlamazsın. Senin söylediğin suret nedir o? Hakikat için yer içinde irade var. Ha demek ki vicdanın bir sıfatı var haşir meydanındaki ve alem-i şehadetteki bir şeyi enfusi karar verme mekanizmasıdır. Nereden söyledim ben bunu? İrade, şey, vicdanın içindeki iradeden söyledim. Aklın içerisinde yani kafanın içinde ihtiyar var. Vicdanın içerisinde irade var. O yüzden vicdan nedir diye bir tanesi çıksa desek ki e, ve şahadette, enfuste ve afakta e, karar verme irade mekanizması. Adam ne yaptı? Vicdanın içindeki bir iradeyle bunu konuştu. Tamam. Sonra dedi ki beyler iradeden sonra başka ne var? Gir içeriye. Zihin. Zihin ne yapar? Aklın aklıdır. Aklın hatalarını düzeltmesine veri verir. Yapma, düşünme, deme, gitme, meşgul olma, kurma hayal. Düşünceni bırak. Vicdan demek ki aklın aklıdır vicdanın içerisindeki zihinle söylüyoruz. Sonra histir, bağdır. Yani vicdan, his neydi? Bağdı. Vicdan alemi gayb ve alemi şahadete bağlandığı için bağlayandır. Kutsi bir bağdır vicdan. Bunu nasıl, neyle söyledin? Vicdanın içerisindeki hisle söyledim. Vicdan gözdür kalp penceredir. Vicdan seyreder. Nerede söyledin? Vicdanın içerisindeki Latife-i Rabbaniye. Latife-i Rabbaniye'nin işlevi neydi? Muşahadetullah. O zaman irade ile ibadetullah, zihinle e, ibadet, <laughs> marifetullah, hisle muhabbetullah, latife ile muşahadetullah. Ha, o zaman ben tarif ediyorum. Şimdi aa, vicdan nasıl çalışacağım? Bir sureti var. Gir içeriye hakikati var. Bir ilişki kurduğu var. Yani ilişki şey, göz çiçek. Çelişkisi var. Karanlık aydınlık, iman küfür, hak batıl. Ha, demek ki vicdan ötelerden besleyip beni yapılandırarak alemi şahadette bana tasarruf ettiren irade, zihin, his, latife-i Rabbani'mi aktif eden bir sistemdir. Bak ne oldu şimdi? Çok acayip. İnsani berzah oldu değil mi? Acayip berzah. Diyor ki ustad e, ama tuhaf insan ya. Ben ezberden söylemiyorum hayranım bu adama ya. Allah acayip. Küllat her gün mı gidiyor. Her gün hayran oluyorum. Bu canlılık <laughs> oradan geliyor. Her gün İnsan nasıl böyle ezil seni demin canlıyım. Niye canlısın? Garibime gidiyor. Çünkü merak ediyorum. Kendimi merak ediyorum. Ben Risale-i Nur merak etmiyorum. Kendimi merak ettiğim için o anahtarı almam lazım diyorum. Anahtarım yok. Tamirciliği biliyorum. E nasıl açacağım ben bu motoru ya? Anahtarı da Risale-i Nur. Diyor ki kalp penceredir. E birisi bakacak. Batan vicdandır. Şimdi akşama doktor bunu ya vicdan hakkında bu adamlar ya artık bizar oldum ya. Neredeyse bir sene demeli çalışıyorum. Ya herkes niye farklı söylüyor arkadaşlar dedim ya. Odada bir görseniz kıyamet kopuyor sanki 100 kişi var odada. Ondan sonra durdum. Ha mer sureti varmış. Hep suretinde konuşuyor. Mahkemedir, yargılama sistemidir, aklın aklını bir şey demişler. Dedi ki beyler durun orada. Bu suret sistemden bahsediyorsun. Vurun karpuz gibi yarın içine Onunla tanımlayın vicdanı. İçeriden dışarıya, dışarıya anlam koyun. Vicdanda irade var. Hiçbir alim dememiştir. Vicdanda irade var. Vicdanda zihin var. Vicdanda his var. O seydi demezdi ustad. Olan bir şey nakletmedim diyor. Sonra Latife-i Rabbaniye var diyor. Tamam. Ha. O zaman pergeli iradeye koyuyorum. Vicdanı iradeyle tanımlanıyorum. Yani elestu bi rabbikum diyen vicdandaki iradedir. Burada hani alimler demiş ki bulu çağına kadar Müslümansın ama bulu çağında la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demen lazım diyor. <laughs> i̇htiyardır. Ee, Şimdi demek ki elestu bi rabbikum kalu diyen ihtiyar değil iradedir. Ötelerin tercihidir. Ondan sonra zihindir. ne iş yapıyor. Kafaya diyor ki akla diyor ki yanlış düşünüyorsun vehim yapma, ifrata düşme, o adama şey yapma, akıl, aklın aklı, aklı kontrol eden nezare, kontrol ediyor. Nereden söyledim? Vicdanın içerisindeki zihinden. Ben, şimdi gelelim buna. Sistem, vacib, zatın vacibül vücuttur bu. Vacibül vücut dediğimiz zaman esma ve sıfatı kastediliyor. Bütünlük değil. Bak görüyor musun? Eğer vacibül vücutla zatı vacibül vücut aynı şeyse israf etti ustad. Bir kelime fazla söyledi. Ha? Mesela ilme ezeli. Aa, bununla ifade edilen şunla ifade edilse fa israf olmaz mı? İlmi muhiti ezeli. İlim var külliyatta. İlmi ezeli var. İlmi muhiti ezeli var. Üçü de farklı. Bir de daire ilim geçiyor. Dördü de farklı daire ilim alemi şahadettedir. İlim lef-i mahfuzdadır. İlm-i ezeli esmadadır alim. İlmi muhiti ezeli sıfattaki ilimdir. Tefekküre koydun tak 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 yürüyorsun. O tabirler oldu mu? Şimdi zatil vacibul vücutta merkeze koyuyorum. Sonra buradan aşağı tek tek inceleyeceğiz. Bu bizim kar. Mayyeti zatiyenin bizde Bilmiyoruz, yalnız şunu biliyoruz. Bildiğimiz şudur. Mesela bir arkadaşlar, bir sırımız var. Kafirlere demeyiz, Müslümana deriz. Biraz da kaliteli sır var. Müslümanlara da demeyiz, cemaata söyleriz. Biraz daha kaliteli sırımız var. Cemaata demeyiz, vakıf arkadaşlara deriz. Evli ise hanımına der, bizse birbirimize deriz. Ama bir sırım var ki size de demem. Bir sır var ki bana da sır olmuş. Onun adı sır insani. İşte Cenab-ı Hak hadis-i Kutsi'nde diyor ki herkesin bir sırrı var yani kızacağız. İnsan benim sırrımdır ben de insanın. İşte mahiyeti zatiye sırrı insani. Bilmiyoruz ama sır olduğunu biliyoruz. Şu, bu Hallacı Mansur sırrı demişler ona yani. Onun bir talebesi Cenab-ı Hakk'ı rüyada görüyor. Ya Rab hikmetin sağ olmaz yani Hallacı yani bu tür şeylere niye maruz bıraktın işte. Maruz. Niye bıraktın ya Rab yani hiç şey yapmadın evet. Yani Evet. Çünkü gerisini söyleyeyim ben sana. Okuduğum için söylüyorum. D de dedik. Şey bil dedik. Bildir demedik. Bir daha. Bil dendi. Bildir denmediği için faş etti. Allah'a faş ettin mi? Allah en büyük kıskanç kim biliyor musunuz? Kıskançlık Allah'tan mı geldi ya? Allah kıskanır. Bunu peygamber söylüyor. Diyor ki <laughs> çok garip ya biraz güleceksin ben de bildiğim için gülüyorum. Bir sahabe e, Resulullah'a bir şey sordu. Aleyhissalatü vesselam. O anda karısı geçiyormuş. Bir olduysa ne olduysa veya bu hadis ortaya çıkması için mi? Bunu konuşurken kafayı çevirdi. Ondan sonra e, hemen peygamber hissetti. Kıskandı karısını peygamber. Niye baktı o tarafa diye. Dedi ki ya filah ne? Sen kıskançsın ama ben senden daha fazla kıskançım. Bize bunu yaratan Allah bizden daha kıskançtır. Kıskançlık kötü bir şey değil. Her şeyin ifrat tefriti şerdir. İfratı şeytandan, e, tefriti nefse emareden, vasatı sünnettendir. E, kıskanmak, haset o kadar büyük nimet ki. Mesela adavet o kadar büyük nimet ki. Gadab o kadar nimet ki. ifrat tefriti zarar. Yani şöyle anlayacağız sana. Esma sıfat için verdiğim muhabbeti sen suistimal ettin. Erkenine, de bir sürü denci ama en fazla kıskanç diyor ki kalbine sokma başka şeyi diyor ya kıskanıyorum. Mesela Allah da görmez. Allah her şeyi görüyor. Ama Adişi Kutsi de diyor ki Allah bir kulunu severse kusurları var ya günahlarını. Allah çevirir tobe yani beşir tabini. Allah o kulun kusurlarını görmezmiş. Onun için diyorum ki bazen ya Rabbi ya bu var ya mazide bir sürü şeylerim şu şu şu. Allah'ım bu hadisi kutsiye mazhar et. Onu görmemiş ol. Onu görmemişsindir. Amin. Herkes kafasına koysun. Görmemişsindir ve görme. Bu hadisi bende tahakkuk ettir. Bu hadis işlemese, bu hadis niye denmiş? Mutlaka herkese bu hadis işlemesi lazım ya Rabbi. Ahmet-i Mehmet'e değil de genel bir hadistir. O zaman ya Rabbi bende de işlet şu 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 şu, şu günahları onu bu hadisin içine sok ve görme. Görmemişsindir zaten. Bu hadis böyle geçiyor. Ben böyle inanıyorum, böyle muamele göreceğim. Siz de böyle inanın, böyle muamele göreceksiniz. Afuv isminin manası malum. Bir de alemler şöyle mal yüklemiş Afuv ismine. Afuv. Afuv. Ya Afuv. Cenab-ı Hak diyor kulunu affeder. O işlediği günahı da ona unutturur. Hatırlayıp üzülmesin diye. Allah Allah. Allah hoş bir şeydir ya. Yani peki. Şimdi manyet-i konuştuk. sırr insani. İnsan benim sırrımdır. Ben de insanım. Yok bizde yani böyle bir şey konuşuyoruz. Şunat-ı zatiyenin e, tabii ki sırr insanın bir diş tarafına vuruşu var. Onun adı da e Ene'dir. Şöyle diyelim. O şunat-ı zatiyye geçmeden. Abiler mecul denilen şey mahluk değildir. Orada hepimiz varız. ene. Ene'nin iki vücudu var. İki yönü var yani. Bir, <laughs> mahluk tarafı, mülk tarafı yönü Ene'nin. Bir, hani rüzdame olması, takvim olması, harita olması, ölçü olması. Bir de bir şey, birkaç tane bir şey sayıyor. E, yedi tane. Rüzdame, takvim, harita, hulasa. He? Huh? Firiste. Mahid insan, mahid 146 ya şeyde. Neyse tamam. Melekut tarafı nedir? Melekut tarafı melekut tarafı e, vücudu yok. Mecur. Mecur. Vücudu yok abi. Üç tane vasfını sayı barla güzel evet. Onlar mı olmuş oluyor? Evet. Üç tane. Ziyahiyatı kanunen. O ruh için diyor. Bunu değil. Bu değil. O ruhun. Ruh bir kanun emridir. Ruhun mahiyeti. mahiyeti. Ruhun mahiyeti sayıyor orada varla. Bu değil o. Ruhun mahiyeti kanun emridir. Ama ona ne yapılmış gelecek şimdi? Ruh mahluk olabilmesi için bir cevere ziyayattır, zişurdur, kanunem, rucu dalici verilerek takıldı. Sonra alem-i şehadete bedene nasıl girecek? Bu dört tane sıfat takıldıktan sonra buna bir folye var ya hani buzdolabına meyveyi koyar sararsın. Gılaf ı latif bedeni misaliyle 517 sözlerde gılaf beden latif bedeni misaliyle sardı. Sardı bedene uygun getirdi soktu buraya. <laughs> arasında nasıl bir O kanuniyettir çünkü ruhun. Ama enenin kanuniyeti yok. Kanun da değil. Kanun da değil yani. Yok yani. Yok varlık. Ama kanun var. vücut ilmidir. Enenin vücudu ilmiden şey ya daha cahil. Şimdi gelelim. İşte eneyi aldı birisi. Sırrı insanı aldı. Şimdi sonra bu eleden sonra mahiyeti zatiyeden konuştum şimdiye kadar sırrı insan ene dışa vuruşları şunat-ı zatenin bizdeki dışa vuruşları şefkat-ı mukaddese yani latifelerdir ruhtaki latifelerdir kanun cevherler nedir o ee, Allah Allah'ta şefkat-ı mukaddese bizde şefkat muhabbet-i münezzeh onda bizde muhabbet şefkat-ı mukaddese muhabbet-i münezzeh, şefk sevk bak şefk ha surur. Şefk mukaddese, surur mukaddese, e, lezzeti mukaddese, memnuniyeti mukaddese, iftihar mukaddese. Mukaddese isil bizdeki çıplak şey. Nedir o? Şefkat, muhabbet, şefk, surur, lezzet, memnuniyet, iftihar. Mesela onun için çok üstündür kardeşini iftihar etmek. Kardeşinden gurur duymak. Kendisinden daha iyi görmek. İhlas Risalesi'nin ruhu bu işte. İftihal-ı şunattan geliyor. En temel. Ya. Demek ki bizdeki karşılığı bu. Sıfatı zatiyenin bizdeki karşılığı vücut çıkmak, mahlukata dönüşmek, bekaya mazhar olmak, baki kalmak, vücut, beka, vaktaniyet, kıdem. Muhalefetun lil havadis. Kıyami bi nefs tekvin. Biz de. Onlar tek tek girmeyelim. Uzun olur. Sonra sıfatı subutiyenin oradan çıktı. Bizdeki karşılığı irade, ilim, e, basar, görme, işitme, kelam, kudret, hayat. Bizde. Ne, neyin karşılığıyız biz? Şu, sıfatı subutiyenin. Gel şeye. eee Esma-i Zatiye Esma-i Zatiye'de Zat'a ait isim insana konulmaz Abdus Samet ama Samet emirdan da geçiyor ya Allah, Ehad, Samet Bizde nedir o? Ramazan'da diyor ustad Yeme içme cinsellikten uzak olarak Adeta samediyetiye Aynadarlık oluyor Yani hiçbir şeye muhtaç olmamak Ehad olmasının sebebi İhlas Risalesi'nde ilk ayet kulu vallahu ehad bu kökteki çekirdektir. Son ayet küllehü küfüven ehad. E, o da ehad, o da ehad. Fark nedir? Kökteki çekirdek kulu vallahu ehad küllehü küfüven ehad sonundaki meyvenin içerisindeki çekirdek. Lem yelidu ve lem yulad ve lem yekun. İşte bu iki tane ayet bu. Bak kulu vallahu ehad çekirdek. Allahu samed zahir. Lem yelid ve lem yulad acmatin ve lem yekun lehu ve ahad. O da meyve. Dört tane. E peki risalede nasıl kullanılır bu? Yani konumuz bu değil ama çekirdeğe çekirdeğe ne deniliyor? Sikke. Meyve son. Yok, tura da değil. Hatem. Ağacın zahirisi? Muh muhur. Tu da batın tarafı. Tamam girmeyelim. E, ee, Esma da zaten kendisini cilve cemal nakit sanat olarak gösteriyor. Şimdi mahlukata dönüşelim. Kaba taslak yapalım sonra konuşalım. Şimdi içerisini anlatmayacağım. Ee, Allah'lık yani zati vacip vücut şu kahverengi görüyor musunuz? Bitti burada ilk yarattığı diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın evvelu ma halakallahu nulihi mesleği de geçiyor ya. <laughs> Başka levlaki levlak, levlak lema halaklı levlak gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nurunu yarattı şunu. Nurunu yarattı. Emre burada mısın? Aferin burada ol. Boş ver oraları gitme bırak. Ben gittim bir şey bulamadım. Sen de bulamayacaksın. Gel buraya. Abdülmelik burada mısın abi? Evet. Çok güzel. Hadi bakalım. İyi misin Yusuf? Hadi bakalım. Nur Muhammed'i buradaydık abi. Biz buradaydık. İlk Allah, Allah Allah iken Allah itti zaten. Karar verdi, yaratacağım dedi. Çekirdeği yarattı. O çekirdeğin adı Nur Muhammed'i. İlk önce benim nurumu yarattı. İşte hani var ya hadis-i şerifte hep her şey yerine oturur. Adem diyor, Adem aleyhisselam daha peygamber cennette yaratılmazken ben peygamberdim. Nur-u Muhammed'i yani. Yani biz bize bakan cihetiyle burada başlıyor biz. Evet, biz buradan başlıyoruz. Biz, bizlik burada başlıyor. Evet. Ama bu cüdilmi Cenab-ı Hakk'ın biz, biz olarak yok oldu orada. Yok. Değil mi? Yani şu. Şu Allah'ın subutu sıfatında ilim yok mu şurada? Bakma olsun. Evet. Orada bilinmesi bilinmeyecektir. Bilinecek, var olmuş, var olmuş her şey ilim ezeli de orada. Yani biz olarak yok ama <coughs> biz başlıyoruz. Biz olarak. evet, biz biz olarak buradan başlıyoruz. E, bendeki oyla ondaki ben farklı. Şimdi bazen öyle de düşünüyorlar biraz. Bak bir daha söyleyeyim şimdi benim ya ben ben de Cenab-ı Hak tayin ve teşahhus ediyor ya 9 sayfa şu 9. Ben de sığmadım kainata. Sığdığım beni seven müminin kalbine. Ya kainata kainatta olan insana sığıyor da insan kainatta da kainata niye sığmıyor Cenab-ı Hak? Çünkü kainatta Allah zatıyla yok. Sıfatlarıyla var. ilmi, irade ve kudretiyle var. Ehl-i sünnet ve cemaat itikadımız. Allah zatıyla kainatta yok. Zatıyla insanda var. İnsan kainatta ama insanda bir mekansız mekan, zamansız zaman, vasıfsız vasıf, vücutsuz vücut denilen bir şey var ki kainatta değilim ama beni seven müminin kalbindeyim. O nedir o? O işte bizim ene denilen şeydir. Vücudu yok. Vücudu olsa kainatta olurdu. Mahluk olurdu. Bak sığmadım kainata. Beni seven müminin kalbine sığdım. 9. sayfada ne diyor? O zatı ile diyor. Taayyum ve teşahhus eder. Zatıyla derken neredeki zatıyla? Yani şeydir. E, Mahiyeti zatiyesini değil de şunatı zatiyesi de esma de sıfat da, yani zatil vacibül vücut. Vacibül vücut değil de Vacibül vücut e, kainattaki Allah'ın tecellisine deniliyor. Ama zatı konuşunca zatı vacibül vücut. Bak bak. Dolayısıyla şu. Bize keyif verecek. Bu ne işimize yarayacak? Allah Allah. Bu, bu dershane nerede? Arnavutköy'de. Arnavutköy nerede? İstanbul'da. İstanbul Türkiye'de. E tamam. Türkiye dünyada böyle git. Kainata, galaksilere. Şimdi ben size ters söylüyorum. Eee... Esma-i Sitte Risalesi'nin 30. Lema'da kudret bahsinden söylüyorum. Bir saray düşünün diyor. Sarayın içinde şehir var. Sarayın içerisinde şehir Şehrin içinde alem var. Tamam. Saray içinde o şehir varmış. O şehrin içinde de alem varmış. Tamam da bu saray nerede? Biz böyle bir şeyiz. Böyle bir sarayız. şey gibi. <laughs> Evet gibi. gibi yani. Evet acayip bir şey. Yani. Böyle başlıyor kudret şeyinde. Ee, i̇lk önce Nuru Muhammed'i yarattı. Nuru Muhammed'i ilmi değil. Bilmiyoruz. Yani meculdur. O mec, şey mecul'un bizdeki şey ene. Herkese dağıtıldığı mecul ene oldu. İlk tecelli azam masar diyor ikinci. Evet. Müşkilde. Evet. İlk tecelli azam. Masar. Masar. Mas Ondan evvel daha bir şecere diyor. Bir, şey, bir şey yok diyor. Şecere yok. Hiçbir şey yok ilk. Aa, onun adı meculdur. Mecul ne demek? Herkes olması gereken olmaması gereken. Oldu olacak mümkünat imkanat. Her şey oldu ya. On, ben tebarruz ettim oradan ve çıktı mecul denmez bana. Bana ene. Oradan ben oldum. Yani çekirdek yaprak oldu. Artık çekirdek değil o yaprak. Evet. Meyve oldu, koku oldu, tat oldu vesaire. Farklı oldu. Demek ki en oradan çıktı. Meculdan çıktı. Mecul geneldir. Ben olan ben. Ha onu diyordum. Ben de ben de Allah tayin ve teşahhus ediyor. İyi dinleyin burayı. Bunu da altını çiziyorum. Ben de. Ben de kim var? Tayin Bendeki o. Tamam. Bendeki o. İle al ben yaratılmadan yoktum. İlmi muhitte yok muydum ben? İlmi şeyim. Allahça biliniyordum. Allah sonra bilmez. Orada ben vardım. Ondaki ben ile bendeki o arasındaki hayti ittisal Miraç'tır. Miraç'ın batınısıdır. Çok acayip. Bunu fark ettiğin zaman fikri Miraç'ın başladı demektir. Miraç. Çünkü ustad diyor ki, Peygamber aleyhissalatü vesselam cismen ve ruhen etkiye ümmeti arkasını takip eden ulema kalben ve ruhen. Yani nasıl olacak? Bendeki o ile bak kabloyu vurmasın. Bende o var. Bende o var burada. Yani ne demek? Kainata sığmadım, beni seven müminin kalbine sığdım. Bende o, bendeki oyla onda ben ezeli vebedi vardım sonra alabilmez ondaki ben bendeki o ondaki ben bendeki o ondaki ben beraber hayt ittisal miracın batınısı budur miracı sıf ona has kılınsa Kur'an'da bize nüme denmez Açık bakmış ya sana Atet. Ahmet Hayk numarasını Bilal Kasım dedi ki Bilal Ahmet Aleyhisselam o kapıyı açık. Açık bırak evliye evliye evl evl Açık bırakmış. E, bırakmış. Etkiye ümmet. Yani sen geldin mesela arkanda biri var veya gelecek açık bırak. Tabii niye kapıyı kapatmadın? Ha. Gel var diyorsun adama. Peki ne gördü peki? Meyve çok önemli. Ee, Miracın beş meyvenin birinci meyvesinin ilk cümlesi nedir? Hakiki imaniyenin esasatını gözüyle gördü diyor. Ee, İman hakikatta iman nedir? Amentu billahi ve melaiketi ve kütübü ve resulü. Allah'a peygamber ahireti Allah'a gözüyle gördü diyor. Birinci meyvede de yazıyor. Bunu Ali Sert hocam sormuştu Allah rahmet etsin. Bunu biraz bahsetmiştim Allah görmek falan nasıl olur falan. Sonra dershaneye gelmişti Hasan kardeş böyle diyorsun dedi ya. Allah gözükür mü? Abi dedim bu çıplak gözde gözükmezdi. Ama nerede dedim bak burada açtım Allah rahmet etsin. Baktı hakaik imaniyi Gözüyle müşahede etti. Dedi ki ilk defa ilkimi çekiyor dedi. Rahmetli böyle demişti. Alim yani çok. Şimdi demek ki mecul genel bir kavramdır. Sen, 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 ben, ben, ben. Eneler. Enelerde iki ayrılır. Bir mülk ceti, bir melekut ceti. Melekut vücudu yoktur. Orada tayin ve teşahus etmiştir. Ama bu eneyi de birisi almıştır. Kim o? Ee, Sırı insani. İnsan benim sırımdır, ben de insanım. Şimdi eleden çıkıyoruz şimdi kabatasla. Sonra tek tek şey yapacağız. Ee, bir saat olduysa keselim. Bir saat olmadı. Ya. Olmadı. Ha, sonra ilk suhurat, ilk zuhurat Mustafa, Kabu kayfsende oldu. Kabu Kavsen nedir? Külliyattaki ta, tav, tavsif ve tarifleri ve sıfatlarını söylüyorum. Allah Resulü buraya gelmiş. Masum yerine. İmkan ve vücub ortası. Na girdi diyor. Bak nokta nokta cümle oranın. Burası çekirdeğin yeri de. Nur'un çekirdeği. Yok Nur'un muhanın çekirdeğin yeri burası. Aha burası. İlk. Şöyle bir tabir var Emre Darsan abi. Külli hakikati Muhammediye. Çekirdek hakikati Muhammediye. Ha, çekirdeğe dönüşme şeyi. Ha bu zuhurat. Evet. Ha, bu çekirdek olmaz mı? Burası evet. Burası. Külli hakikati Muhammediye de Emre Darsan. Evet. İsmi Azam'ın tecelli azamına masum. mazhar. Artık tecellilerim ilk mazhar. Burası evet doğru. Bu çekirdek yok burada artık. Bu şey. Tayyum ve teşahhus. Zaten yazıyor bak. Olması lazım. Aa tayyum ve çünkü şey de orada oluyor da, -ı Kemal -ı Evet. Aa, burada bak. Taayun ve teşahhus oluyor. Burada çekirdek yok. Çekirdek burada aşağıda. Aa, burada. Doğru. Evet. İmkan ve vücub ortası abiler. E, ee, kabu yani bunu e, külliyatta se aylarca senene çalışacaksın. Bu sıfatlar neymiş? Muntai seyri sülükmüş orası. Munta, seyri sülükün munta sonu. Allah Resulü'nün son seyri sülük ettiği yer. Başka zatı celil üzülce cemal. Celil-i zülcelal değil. Zatı celil-i Celal ile görüşecektir ki şu seyri sülük ise miracın hakikatıdır. Miracın hakikati burada olmuş. celil Cemal. <laughs> evet. Zülcemal. Celal mı dedim yani celil Zül Cemal. Onlar da ayrı ayrı. Celil, Cemal, Zat. Üçü farklı. Sonra lüzum. Lüzum ee, luzum yani ilim. Vücub. Hani kaderi kaderi kader isalesinde illeti tamirin kaçtır? Üçtür. Lüzum, vücub, zaruret. Lugatı açın, illeti tamiyi açın. İllet-i tamiyi dörttür ilmi kelam alimlerine göre her fen kendi lisanıyla, ile öğrenilir. Risale-i Nur'da illeti tamiyi lugat açarsak dörttür. Dördü de tarif ediyorum, bilerek söylüyorum. İlleti tamen tarifi. İlle-i failiye, ille-i gaye, ille-i suriye, ille-i maddiye. Bir şey vücuda gelebilmesi için ille-i failiye, fail olması lazım. O failin illeyi süresi, yaratacağı şeyin sureti olması lazım, maddesi olması lazım. Niçin yaptığının hikmet sahibi olması lazım. Bu. Bu dördü bir araya gelirse o mutlaka olur. Eğer dört taneden bir tanesi olmasa buna mec'ul denilir. Vücudu yoktur, vücud ilmidir. Risale-i Nur'da ise illeti tamme üçtür. Luzum, vücub, zaruret. E, luzum nedir? İlimdir. Bir şey, vücuda gelebilmesi için şart. şart yani baş, ilim lazım, kudret lazım, irade lazım. Kainata cenab bak Hak için o zaman ustat diyor ki Kadir Sen lüzum ilim, vücub irade, zavret, kudret, illeti tamme buradan başlıyor. Çekirdek olma şey itibariyle. Sonra Basar sıfatının azami zuhur yeri. 571 sözler şualar 94. Yani ilk önce Cenab-ı Hakk'ı kelamına lefi mahfuzda mazhar oldu. Kelamına sonra kelamına ve rüyetine. Rüyetine mazhar olduğu yer burası. E ama tekerleme de şöyle oluyor. Çabuk geçiyor. E, e, rüyetine ve kelamına. Hayır. Kelamına ve rüyetine. Rüyet sonradır. Bunu kabuk seni yarattı. Mehmet nöbetçi miydin abi? Aferin. Mama Mamamızı şu yap. Ee, burada çekirdek mesabesi olduk abi. Bu çekirdek. Tamam mıyız abi? Şimdi çabuk çabuk inmek kolay olacak. Aşağıya doğru inelim. Kabukab buraya geldi. Allah Allah. Sonra Cenab-ı Hak e, Ceverleri yarattı. Ruh cevheri e, mesela Ali Mervah'ın Arşazam bir soru sorabilir miyim? Sor abi. Şimdi yani e, Arşazam, Kabukays'a nasıl bir münasebet var? Şimdi biraz konuşalım, farkı Aha. göreceğiz. Aha. Bak farkı zaten biraz yukarıda yazdı. Şimdi bu, bunun içini de doldurayım, farkı göreceksin bak. Mesela Arşazam imkan vücub ortası değil. mahluk hala. Ama Kabukaysen mahluk değil. İmkan vücub ortası. Mahlukattan çıktı, vacip de değil. İmkanattan değil. Değil, vacip, vacip de değil. <laughs> <laughs> anlamıyor işte. Sen da bulunduğu yerde, ha? E evet. İnsanın bulunduğu yer yani. İnsan orada yani. İnsan orada. Miyet insanı, insanı orada. İnsan değil mi? insan insanı orada. insaniyet. İsim hakkın cilvesidir. babu insaniyet, ee, insaniyet kapısı var. Kapı insan, insan girecek oradan. Beşel giremez. İnsan olduğun kadar bunları dinlersin. İnsan olduğun kadar bunlarla meşgul olursun. Beşeriyetin sıyrılmak gerekiyor. Bab bu insaniyet diyor. 11. hakikat öyle demiyor mu? Haşirdi. Bab bu insaniyet. İnsan değil o. İnsan kapısıdır. Bab kapı. Bab bu insaniyet. İnsaniyet kapısı. E kim girecek kardeşim? 11 tane sıfat sayı altında. Bu 11 tane sıfatı mazariyet noktasında o kapıdan girecek kişi. 10. 10. sözün 11. hakikatı. Bab bu insaniyet ismi hakkın cilvesidir diyor Cenab-ı Hak. <laughs> Orada kullanıyor Cenab yön demektir. Hak yönü insanın yönü böyle olmalı. Cenab-ı Hak o demek. İnsanın yönünü belirliyor bu ders diyor. Yani beni heyecanlandıran şu. İnsan değil o ya. Kapı insan değil. İnsan gireceği kapı. Hayvan geçemez oradan. Ba bu insaniyet, insaniyeti kapısı. Oradan insan geçecektir yani. veriyor da insanım ya. Çok şükür. Ya bundan daha müjde ne olur ya? Sonra Arşazam e, kabuk kalpsende bana ne yarattı? İmkan ve vücub ortası. Ha, meculden şey e, 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 meculden bana ele verdi. Kabuk kalpseğinden çekirdek mesabesini verdi. İmkan ve vücub ortası ama mahluk değil, vacip de değil bana taktı. Arşazam'dan bana ruh ceveri verildi. Ruh değil, ceveri ruh. Yani kanun gibi konuşacağız ama Cevher kanun değil. Kanundan da öte. Sırayla gideyim kesafetten letafete. Soğan kabuğundan içeriye. Namus kanun ee, cevher. Ka namus nedir şöyle diyeyim. Elma bin çeşit elma varmış. Kanunu tektir, armut değil. Her yerde elmadır ama tadı şekli falan bu tarafına kanun denilir. Ama senin bahçendeki namustur. Hiç kimseye benzemez. Namusuma laf ettirmem. Namus kişi has olmak. Namus. Kanun insanlığımızın genel ortak birimimiz var Fatih. Ben benim sen sensin namus. Namusuma laf ettirmem. Namus cinsellik manasında değil. Ha. Ama hepimizin insan olmak, kul olma, ortak tarafımız Allah'ın namaz kılma, oruç tutma o tarafı o kanundur. Bir de bunları kim iktiza ediyor? Cevher, cevherimiz böyle diyor. Kanundan da öte demek ki ru bir kanunu emri cevherdir diyor cevher kanun şeydir ya sana kanun iradedendir namus İr kanun de irade namus iradeden. 58 emir daha kim nuriye 59 şey kanun emirdendir namus iradedendir ha sana hastır genel emir sana az bak kanun emirdendir Namus irade eden fazla durmayalım aşağı geçeceğiz demek ki ruh değil daha cever orada ben mayalandım 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 böyle çekirdek oldum cever namus namus kanun cever takıldı bana ruh şimdi sonra içerisindeki tanımları boş ver şimdi ne oldu sonra yani cevere şu takıldı abiler orada. Zihayattır. Hayat'tır. Cevere takılan dört tane. Tahta orada gösterdi mi? Bir, dört. Zi hayattır. Zi şuurdur. Kanun emridir. Nurani, Nurani kanun emridir. Vücud harici sahibidir. Cami, külliye, tespitle, müstahit. Kanun, kanun emridir. Tamam abi. Bunun, takıldı mı abi? Şimdi ruh yapacağım. Mahluk olacak şimdi. Şuraya kadar daha mahluk değil. Buna bir glafilatif bedeni misali böyle var ya naylon gibi böyle bedeni misali glafilatif. Ah bedeni misali konuşsak biraz. Sardım abi? Sardı. Oldu mahluk. Şimdi buraya gelmek istemiyor. Bu hapishaneye girmek istemiyor. Bu tabuttur der. Tabut tabut. ha Şimdiki zaman hali ne diyor? Şimdiki zamanı hal. ha zamanı hal. Şimdiki zaman bedenim şu anda ruhuma tabuttur. Şu anda tabuttayız biz. Ne kadar konuşursak, tefekkür eder edersek diriliyoruz, dışarıdayız. Aslında insanlar tabuttadır. Ölünce ikinci tabuta giriyor. Aslında tabut... Menfi, Menfi diyor. Ee, mesela tabutta ölünce Ey mezari mutarik metbahlar" diyor. Bir tabut düşünün bak. Arnavutköy'den geliyor. Tabut böyle. Şimdi nasıl yürüyecek? Tak, tak, tak. Caddeler böyle. Tabut yürürse Ne yapardınız? Tabu bir tabut geliyor. Renkli tabut, pembe tabut. Kadının tabutu bu. Oo bayağı eski bir tabut. Yaşlı bir adam. Ufak tabut geliyor. Bir tek 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 çocuk tabutu. Tabutlar yürüyor böyle. Ne olurdu? La, in, ruhlar tabutta kardeşim. Tabut. Aa, ne demiştin? Hale şey. Zaman hal, el, Ha, hala. zamanı hal. 17. sözde diyor, 17. söz. Tabutta Tabut. tabut. Haliz ha, şimdiki zamanı tabut diyor. Şimdiki zamanda tabuta ha, ikinci tabut canım. Tabutta Evet. Mesela atletin üzerine gömlek, palto, kazak. Mesela bazılar var. Yani şimdi yok çok şükür. Derste kazak da yeni de gördüm yani böyle. Başka bir. Şimdi demek ki zi hayattır, zi şuurdur. Kanunen vücud harici takıldı mı cevere? Namus, kanun takıldı mı abi? Glafilatif beden bedel misali takılınca oldu mahluk. Buradan bize ruh verildi. Arş azamdan bize ne verildi? Ruh. İn aşağıya abiler lef mahfuzdan bize akıl verildi. Bir şey de söyleyeceğim de şaşıracaksınız. Şöyle diyeyim. Zahir her şeyin zahir olduğu gibi batınısı da var ya. Zahirde vefat edeceğimiz zaman Azrail gelir, ruhumuzu alır, gider. Batında böyle değil. Azrail burada çekip gider. Onun adı teristir. Arş-ı azamı tutan, ruhumuzu bedende tutan Azrail'dir. Aklımızı bizde tutan Cebrail'dir. Hayatımızı tutan İsrafil'dir insanlığımızı tutan hadisatı yani nefse emare leva memuli memut mayne safiya safiye vesaire var ya bu ille emareye kafayı takmayın insan beşer insan olma bu da Mikail bizde duruyor bizde hepsi bizde Muhyiddin boşuna dememiş onlar Ustad İslamiyet'in mucizesidir diyor Arş benim, kürs benim, cennet benim, cehennem benim, Cebrail benim, Mikail benim, İsrafil benim. Aysa benim, Musa benim demiş adam. Adam yakalamış. Demiş ki yani Bu siz... Ya. mı? evet. Fusus imkim şeyinde, lubu lubunda. Arş benim demiş. Doğru demiş ya. Benden de dese ama öyle de yani. Benim deyince Musa itikadı da kaldırdı ama o Bendedir, şey şey deyince. zevkli bir şeydir. değil. Bendedir diyecekti ama ben zannediyorum ki tercümede yanlışlık olmuştur. Benim ustadıma <laughs> Laf ettirmiyor. <laughs> ya tercüme de şey olmuyor. Ya sekirdir diyor ya. Zaten meşhur bu ona hastır yani. E, tabii. O e, sarhoşluktur ya. Hakikat sarhoşu ya. Vallahi hiç çok, çok görmüyorum ya. Hepten durumu hepten iyi. ya iyi değil iyi falan öyle. Ruh buradan takılmış bize tamam mı? Sonra yani Azrail bizde şimdi. arş Azam demek. Ruh demek. Azrail demek. Hepsi bizde. Vefatta o gidiyor, gelmiyor kardeşim, gidiyor. Zahirde geliyor, batında gidiyor. Çünkü arş azamın temsilcisi o. Ruhumu teslim ettim diyor ustad. Değil mi? Azrail geldi kardeş, verdim diyor. Ona verdim diyor. <laughs> Lefi mahfuzun bizdeki temsilcisi dimadır. oradaki mümesili Cebrail'dir. Eylem itibariyle ceberuttur, dayatmalardır, düşünceler dayatmadır, fikirler dayatmalardır, ilim dayatmadır, vehim dayatmadır, malumat dayatmadır, e, zanlar dayatmadır, dayatmadır, dayatmadır. Buradan geliyor. Ceberut, ceberut, temsilcisi ceb, hepsi ildir. İbrahim Aleyhisselam'ın ismi azamıdır il. Cebra il, Mika il. Azrail ismi azamdır. O ismin azamı temsilcisi. Azra il o ismin mümessili. Cebra-il bu ismin mümessili. Demek ki lef-i mahfuzun bizdeki karşılığı dimadır. Temsilcisi orada Cebrail'dir. Bizde akıldır. E, vasfı ceberuttur. Cebredici güçlerin yönündedir. Kuvve-i Düşünceler sana cebrediyor... Öyle düşündürtürüyor, öyle yaptırıyor, öyle konuşturuyor, zannettiriyor, malumat, bilgiler havada uçuşuyor. Bunlar hepsi cebre diyor. Buradan geldiğini bil. Peki bizde midir? Cebrail bizdedir kardeş. Cebrail bizde. Sonra e, dima takıldı. Sonra bize ne takıldı? Kalp takıldı. Karşılış alemi şeceli hırkatta arş. Arş, peygamberimiz diyor ki Vesselam, Arş, Kabe, kalp, aynıdır diyor. Hadis. Arşın bizdeki karşılığı e, kalptir. Ne, vas ne özelliği var içeri? İsimler perdesiz tecelli ettiği yerdir. İsimler perdesiz tecelli. Kapta Allah'ın isimleri tecelli, perdesiz tecelli ettiği için nazargah ilahidir. Melekler bile kalbin içini göremez. Bir tanesi ne dedi biliyor musun Allah aşkına? Ya da hocam dedi doktorlar şimdi kalbi yarıp, yarıp içini görüyorlardı. Aferin lan sana. <laughs> tuhaf tuhaf mahlukları onun için almıyoruz batın derslere. Emre sen mi dedin? Olabilir. Olabilir. <laughs> Aferin lan. Bak akıllı. Eğer şey olsaydı biraz ee, zeki olsaydı yok abi akıllı ise olabilir Çünkü niye? Ne için söyledim bile. Demek ki arşın bizdeki karşılığı kaptır. E, temsilcisi kim? Hayat. İsrafil. İsrafil hayat şey karşılığı. Sonra araya araya Sidretü Muntaha cennetin son mertebesi. Yani ce, celal ve cemali tecelliler aktif oluyor. Artık e, kainat buradan aşağı başlıyor abiler. Bir şöyle yapayım. Kainat bu arşın var ya şu mouse görüyorsunuz. Oradan aşağıya kainat komplesine şeceri hilkat. Kainat neymiş? Arştan aşağı kainat. Cennet, cehennem kainatın içindedir. Tamam. Şimdi kainatın temsilcisi de Mikail'dir. Buradan aşağı hepsi Mikail'e ait. Cennet, cehennem, celal, cemal ülkesinin sahibi ee, artık kalpti, kalbi söyledim. Kalpın temsilcisi İsrafil, e, ee, vasfı hayat, Hayatın niyatsiz mertebeleri var. Mektubatta beş mertebesini bahsediyor. Bu da bile hayatlıdır. Şey denilen her şey hayatlıdır der. Eski eserinde usta. Ee, buradan Aşe artık Mikail'dir. Ee, bizdeki karşılığı cennetin cemalidir. Cehennemin karşılığı celalidir. Sekizinci ee, sayfa Kastamonu'da <laughs> az kaldı. Kabz ve bastaletleridir. Ee, coşmalar Mesela surur, neşe, saadet, bulutun arkasına geçmek cemal. Gada, pidet, kuyunu, şenevgamı kırmak, dökmek celal. Bizde, hepsi bizde. Hatta bu cehennem diyor, serin olur diyor. Mesnevi Nuriye'de 200, 200 kaçtı, 220 miydi? Cehennemi cismani, cehennemi manevi. Buradaki cehennem, o vehmin, düşüncenin oluşturduğu cehennem o girilecek cesedi girileceği ceseden göre burası daha ağır. O daha serin. Orada söylüyor. Müslüman He? Arif billah kafire değil. Müslümanın gireceği yer serin, burası azgın. Allah Resulü'ne kulak verelim. Mü, ümmetimin günahkarları diyor cehenneme gittiği zaman hamam sıcağı gibi olacak diyor. Cehennemin yedi tabakası var en üst tabakaya kafir giremez. Cehenneme Müslümanların günahkarları girer. En son iman yani imanı var. Günahları bittikten sonra yanan yandıkta bittikten sonra o kapanacak, altıya düşecek. Müslümanların günahkarları girer. Onun için hamam sıcağındadır. Bunu bilmeyen adam der ki cehennemi genellediği cehennem hamam sıcağındadır falan. Alimler bunu kendileri uydurdu böyle hadis yok. <laughs> Allah'ım yarabbim. Bilmiyor ki cehennem merhameten 7 tabakasının ismi oldu genellendi. Oysa cehennem ismi birinci tabakanın adıdır. Vel cehennem var, ad var, sakar var. Bunlar bazıları Musa Alesen, girmeyeceğim. İsa Aleyhisselam'a ihanet eden bazıları melekleri dişilik isnat edenler. Onlar ayrı tabakada. Demek ki birinci tabaka merhameten genele isim verilmiş. Birinci tabaka Muhammed ümmetinin günahkarlarına aittir. aleyhissalatü vesselam günah bittikten sonra iman üzere kade olan en son çıkacak. En son çıkan kapanlıktan sonra alim diyor ki kapanacak, kapanacak. O Oku abim. 200 kaçtı? 226. 226 222 dedim. Demek ki 6. Bak, cehennemi orası böyle yap. Arif olan mümin için. He. Cehennem-i cismani arif olan mümin için. Mümin için, bizim için burası asiye kafirin Ha asiye. Cehennemi manevisi nispeten Heh. cennet gibidir. Cennet gibidir. Yani Arif Müslüman inşallah hiç girmez de girse bile buradaki cehennem daha dehşetli olacak. O da hamam sıcağı gibi olacak. Ama kafire ise <laughs> öyle mi? Hadis var. İki, hoşuna gitti mi? Arif olan bu işi bence. Mesledeki bunu bir de okuyacaksın değil mi abi? Ya. Hamam sıcağı gibi olacak diyor. Ayağını öpüyorum ya Resulallah. İyi ki dedin ya. Hamam sıcağı. Ama girmeyeceğiz de inşallah girmeyeceğiz. Girilirse bile hamam sıcağı gibi. onun yani cennet, cehennemi bile Arif'in cehennemi bile cennet gibi yani. Evet. Yani Arif-i Billah arif Billah. günahlar nerede diyor, diyor? Bu cehenneme giriyor. Düşünce bir cehennem vehim zan tereddüt vehim vesvese bilgi malumat tereddüt şüphe u kıyamet kopuyor bu cehennemi mani bu yani, bir, ya, bir şart değil sileceğiz öyle mi Nasıl deli deli geliyor <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> zaten diyorlar ki yok deli diyorlar zaten bazıları diyor ki iki zıt diyorlar. Ee, nurcuların veya şey Muhyiddin Arabisi, bazısı da tarikatçı diyor. İkisi oysa zıt. Bazısı metro, bazısı şey, bazı her şey diyor ya. Şimdi bu halim var ya şu, hiç unutamazsın işte. Düz konuşsam e, o ülliminat olmaz. Konuşurken manalı hissi, hareketi ona göre yaparsan ülliminatı düz söyleyip de şekil göstersen subliminal. Şimdi gelelim kainat. Kainat buradan aşağıydı. Celal ve Cemal. Cehennem'e biraz fazla durduk. Bunu Kastamonu 8'de söylüyor. Cehennem'in bizdeki karşılığı Celal sıfatı. Goda pitet falan, falan şunlar. Cemal malum güzellikler şu. Ha, lütfu karın şeyin vahid. Lütfu karın şeyin vahid. Bilmeyen çekti azap. O kurtulur sultan olan anlar bizi lütfu kahrın kahrı da lütfu ikisi eşit lütfu kahrın şeyin vahid kahrı da lütfu da aynı şey cennet cehennem me, me, melek şeytan ikisi eşit ama arif olan anlar bizi Arif arifse sultandır her şeyi seyrediyor arif ateşi de seyrediyor ve ateşi Bahçede, bahçede de ateşi seyrediyor İbrahim Vari. Sonra iniyoruz abiler. E, Lefi Mahfuz'un daireleri var. Alemi misalin dairesi var. Levi misali. Lefi Mahfuz'un dairesine daire ilim. Arşın dairesine daire hayat denilir. E, daire hayat yani artık Lefi Mahfuz bu ya bu. Lefi Mahfuz'un bu burası daire ilim ise artık onunla bu bilkuve bil fiile geçmesine daire-i ilim. Arşta hayat bir tamamıya tecelli ediyor perdesiz. Ama her şeyde farklı Taht, tahta olarak gözükmesi, bitki olarak, Cebrail, Mikail, şeytan, cin, insan, <laughs> tavuk gözükmesi, hayatın mertebelerine daire hayat. Demek ki e, lef-i kabiliyet olarak dönüşmesi cevere istidat denilir. Çıkan nispeti mesela herkes doktor olma, alim olma, vakıf olma, mühendis olma ve istidadındadır ama herkes bu kabiliyette değildir. Kabiliyet herkes marangoz olma istidadındadır ama herkes kabiliyetinde değildir. Marangoz kabiliyetinde değildir. Yani bu daireler kabiliyeti gösteriyor. Sonra daire hayatı da söyledim. Arşın dışa vuruşu, hayat mertebeleri. Sonra efsas geldik. Nefis burada takıldı abiler. Nefis deyince hemen nefse mare anlamayın. Nefse ...mulihme... mulhime, mutmaine, raziye, safiye, natika. Yani e, peki en şurur nesi? Dibidir. Maddi nefse manevi Buradan takıldı. Buraya kadar beşer değiliz. İnsanız onun için şeytana denmiş ki secde et. Bazıları bu sırrı bilmediği için Allah kendisine başkasına secde ettirir mi? İnsana niye secde ettirdi? Çünkü insanda kürs takılmamıştı. Yani beşeriyet takılmamıştı. Yani nefis takılmadığı için o insan dediği Adem ee, hulasa mesela secde yapmıyor muyuz halıya? Secde yapmıyor muyuz toprağa? Allah secde yapılır toprağa yapılır mı? Çünkü burada beşeriyet yok. Burada nefis yok. Burada gurur, kibir kimse yok. Burada tecelli esmadır tayyun esma sıfatlardır. Esmaya secde ediyoruz. Esmalar sıfata tecelli şey secde ediyor. Yani kürse kadar beşeriyetimiz yok.